Ülke TV Haber Merkezi'nin hazırladığı ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Mustafa Yıldız. Sevgili seyirciler, Başbakan Erdoğan bugün Reyhanlı'daydı. Hedefinde Beşar Esed ve onunla aynı karede yer alan CHP'liler vardı. Erdoğan, Reyhanlıları yeni provokasyonlara karşı uyardı. Başbakan Erdoğan Hatay'a gitti. 51 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı ilçesini ziyaret etti. Erdoğan ilçe sakinlerine ikinci patlamanın yaşandığı belediye binasının önünden seslendi. Öncelikle 51 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar makamların en yücesine ulaştılar. Ama şunu da bilmenizi istiyorum ki onları o makamlara ulaşmasına neden olan alçaklar, zalimler, onlar da ebedi alemde inanıyorum ki cehennemde mütena yerlerini alacaklardır. Erdoğan konuşmasında Esed'i hedef aldı. Bizim huzurumuza musallat oldular dedi. Şu anda da yanı başımızda cereyan etmekte olan olay sıradan bir olay değildir. Bilesiniz ki kendi saltanatlarını, kendi makamlarını korumanın gayreti içerisinde olanlar, diktatörlüklerini devam ettirme gayreti içerisinde olanlar, işte Türkiye'de bizim huzurumuza musallat olmuşlardır. Sayıları 300 bini aşan Suriyeli mülteciler de gündemindeydi başbakanın. Türk toplumunun muhtaçlara nasıl kucak açtığını anlattı, provokasyonlara gelmeyin uyarısında bulundu. Bu millet tarihi itibariyle dünyada mazlumlara hep ensar olmuştur. Ensar. Kardeşim, Suriye'de zalim Esed'in zulmünden kaçan kardeşlerimiz herhalde Reyhanlı'ya veyahut da sınır boylarında 300 bin kadar mülteci kardeşlerimiz buraya keyifleriyle gelmediler. Sadece benim size ricam şudur. Bu tür istismar örgütlerine, bizim aramıza fitne sokmak isteyenlere asla prim vermeyin. Çünkü bunların korkusu nedir biliyor musunuz? Bizim birliğimizdir. Bizim beraberliğimizdir. Bizim dayanışmamızdır. Erdoğan i̇şte konuşmasında CHP'lilerin Esed'le görüşmesini ve çektirdikleri fotoğrafı hatırlattı. Eleştirisini isim vermeden yaptı. Türkiye'de de, bu bölgede de ne yazık ki ensar olmaktan nasibini almamış olanlar zalimlerle fotoğraf çektirmeyi kendileri için başarı telakki edenler burada kardeşlerimin arasına, Reyhanlı'da yaşayan benim kardeşlerimin arasına fitne, nifak tohumları atmaya gayret ediyorlar. Başbakan patlamadan zarar gören ilçe sakinlerine de seslendi. Yaraların en kısa zamanda sarılacağını söyledi. Bütün bu sıkıntıları süratle aşacağız. Ve bütün dükkanlarını kaybeden kardeşlerimizin dükkanları gerekli destekleri veriyoruz. Süratle devam ediyor, bunları aşacağız. Ve İŞKUR'dan tüm kardeşlerimize yönelik biliyorsunuz başlattığımız bir süreç var. Ve işsiz olan kardeşlerimiz süratle buraya müracaat etmek suretiyle buradan da gerekli olan desteklerini 3 ay süreyle alacaklardır. İlçe sakinlerine tekrar gelme sözü veren Erdoğan, patlamada ablasını ve kızını kaybeden bir kadınla da sohbet etti. Başbakan'dan suçluların yakalanmasını ve en ağır şekilde cezalandırmasını istedim. Çünkü benim ablamın ve kızımın ve diğer ölen insanların hiçbir suçu yoktu.
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu dün gece Kanal 7'de İskele Sancak programının konuğuydu. Amerika ziyareti sonrası konuşan Davutoğlu, Başbakan Erdoğan'a katil yakıştırması yapan Kılıçdaroğlu için mukayese yeteneği yok dedi. Davutoğlu, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik askeri müdahaleyi asla düşünmediğini vurguladı. Başbakan Erdoğan'ın Gazze ziyaretinde İsrail'e uğramayacağını söyledi. Hoş geldiniz. Bu hafta İskele Sancak'ta özel bir konuğumuz var. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bu hafta bizlerle birlikte. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Amerika ziyaretinin ardından ilk kez Kanal 7 ekranlarındaki İskele Sancak programının konuğu oldu. Başbakan Erdoğan'a katil diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu için hiç kitap okumamış, mukayese yeteneği yok dedi. Katil diyor. Katil derse. Çok hem ağır. Ağır değil, hakaret. Katil derse. Bu bir fikir özgürlüğü değil. Burada bir ifade özgürlüğü yok Murat Bey. Burada bir ifade özgürlüğü, bir hakaret var. Ve Kılıçdaroğlu'nun bildiği tek şey hakaret. Ben iddia girerim ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun, bilmiyorum ne kadar roman okudun ama uzun zamandır ya kitap okumamıştır ya da kaliteli bir film seyretmemiştir. Yani bir insanda sebep sonuç ilişkisi kurma yeteneği yoksa, ki burada yok. Sebep nerede, sonuç nerede anlayabilmeniz mümkün değil. Dışişleri Bakanı CHP liderinin kendisine de çapsız dediğini hatırlattı. Kılıçdaroğlu'nu bu söylemle dünyanın hiçbir yerinde konuşturmazlar dedi. Aynı şeyi tekrar ediyor. Bana dönüp çapsız Dışişleri Bakanı. Allah aşkına ben kendimden bahsetmekten bu anlamda zülat ederim. Kılıçdaroğlu'la rekabete girecek değilim. Yani böyle bir mukayese yapmam. Bazıları haber aldığında tebessüm etmiştir. Ben Türkiye'si, Türk siyaseti adına büyük hüzün duydum. Svoboda'nın hem basın toplantısı sonra da kapısından dönmesi. Hiç randevuyu biz iptal ettik falan demesinler. Ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü bu söylemle dünyanın hiçbir yerinde konuşamaz. Hiçbir yerinde insanı konuşturmazlar. Davutoğlu Suriye krizinde Türkiye'nin askeri müdahalede ısrarcı olmadığını vurguladı. Türkiye çok önde görünüyorsa niye öndeyiz diye soru uyandırılıyor, bir şüphe uyandırılıyor. Biz bütün aktörlerle birlikte davrandığımızda Türkiye dışarıda mı kalıyor gibi başka şüphe uyanıyor. Türkiye hiçbir zaman hiçbir konuda güç ve askeri yöntemleri benimsememiştir. Dışişleri Bakanı Orta Doğu'daki mezhep çatışmalarına dikkat çekti. Suriye'deki tırmanıştan sonra Türkiye'yi içine alan bir savaş ihtimali, bir tırmanış görüyor musunuz? Türkiye içine alan bir Türkiye bu konuda işte takip ettiği çizgi içinde. Tabii bunun, bu ateşin bize yaklaşmaması için her şeyi yapıyoruz. Her türlü tedbiri alıyoruz. Bütün diplomatik yolları deniyoruz ama tabii bir ülkenin kendi güvenliği için gerektiğinde alabileceği her türlü tedbir de vardır. Bu konuda da Türkiye'yi kimse hani aciziyet içinde göremez. Türkiye'ye bir savaş sıçrama ihtimali var mı? Öyle bir şey söz konusu değil. Yani bunu ben güvenlik tedbirleri anlamında söylüyorum ama böyle bir şey söz konusu. Ama şu risk var. Bölgede ki son Kuseyir olaylarıyla bu risk hepimizi ciddi şekilde bölgede Lübnan'dan şeye kadar, Irak'a kadar uzanan kuşakta bir Sünni-Şii çatışmasını tetiklemek isteyenler var. Bu ciddi bir tehlike. Ve Başbakan'ın Haziran ayında planladığı Gazze ve Batı Şeria ziyaretleri. Dışişleri Bakanı Davutoğlu ziyaret planında İsrail'in olmadığını söyledi. İsrail'e de olacak mı orada ziyaret? Yani Gazze'den Batı Şeria'ya geçerken? Şu anda öyle bir planlama yok. Peki o İsrail'i zaman kapsayan bir planlama yok. Ama Ben Gurion'a inecek uçak herhalde. Başka, yoksa Mısır'dan başka yollardan Batı Şeria'ya geçmek başka gibi formülü. Başka yolları da bulunabilir. Perşembe günü Sarıyer'deki evinde ölü bulunan ve intihar ettiği söylenen eski olağanüstü hal valisi Hayri Kozakçıoğlu toprağa verildi. Törende hüzün hakimdi. Evinde ölü olarak bulunan ve intihar ettiği sanılan eski OHAL bölge valisi Hayri Kozakçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Kozakçıoğlu için ilk tören İstanbul Valiliği'nde düzenlendi. Zor görevlinin başarılı devlet adamı bana aslında benim canım, benim kahramanım ve yol göstericimdi. Törene İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Kozakçıoğlu'nun eski görev arkadaşları ve ailesi katıldı. Milletine ve devletine bağlı bir yönetici olarak, halkını seven bir idareci olarak, gecesini gündüzüne katarak milletinin emrinde, devletinin emrinde ve halkının emrinde oldu. Valilikteki törenin ardından Kozakçıoğlu'nun cenazesi askerlerin omuzları üzerinde Teşvikiye Camii'ne götürüldü. Burada Kozakçıoğlu için cenaze namazı kılındı. Allah!
Cenaze törenine eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ve DYP eski başkanı Mehmet Ağar'ın da aralarında bulunduğu iş, sanat ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Namazın ardından Kozakçıoğlu'nun naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Hayri Kozakçıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Savcı İsa Dalgıç tarafından yürütülecek soruşturma çerçevesinde Adli Tıp Kurumu'ndan verilecek otopsi raporu bekleniyor. Trafik canavarı Ankara'da fazla mesai yaptı. Aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle gerçekleşen iki ayrı kazada 6 kişi yaralandı. Dakikalar önce yaşanan kazayı bu hız göstergesi özetledi. 110 kilometre hızda takılan ibre kazanın hem sebebi hem de sonucu oldu. Kaza gece 03.30 sıralarında Ankara'da meydana geldi. Atilla Polat isimli sürücünün kullandığı otomobil yol yapım çalışmasının olduğu alanda hızla bariyerlere çarparak ters dönerek karşı şeride düştü. Sürücü Atilla Polat'la arkadaşı Volkan Tosun araç içinde sıkıştı. Ağır yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Ankara'daki bir diğer kazadaysa şerit ihlali yapan özel araç karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Abi müsaade edebilirsin. Kazada yaralanan biri çocuk, iki kişi hemen hastaneye kaldırıldı. Diğer iki yaralıysa uzun süre ikinci ambulansın gelmesini bekledi. Kazazedelere ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. İstanbul Ataşehir'de ise hız yaptıkları iddia edilen iki otomobilden biri boya yüklü başka bir araca arkadan çarptı. Kaza sırasında onlarca boya kovası E5 karayoluna savruldu. İki araç birbiriyle yarışıyor. Biri siyah çekti gitti. Olan arkadaşı oldu. Arkadaşlar da burada. Biz de kurtulduk ama nasıl kurtulduk yani? Boyalar üstümüzden, araç da burada işte. Boya üstümüzden aşağı döküldü. Boya yüklü araçta bulunan iki kişi ise hem yaralandı hem de boya nedeniyle tanınmaz hale geldi. Boyanın buz pistine çevirdiği yoldan geçen sürücüler zor anlar yaşadı. Arabalar dönünce, boyalar dökülünce, ondan sonra da motor tekerlekleri girince zaten şeye, yağlı yağ bitti, iş bitti. Kazaların teselli eden yanıysa can kaybının yaşanmaması oldu.